Canlı yayında açmıştın. En son yorulduğun için yapamıştın. Müzeyyen Senar kızı Feraye ile düet yapıyor. Bakalım. Feraye rararararam rinlerin narinlerin. Bakalım. Feraye düeti. Oh be. Şimdi Müzeyyen Senar artık o kadar usta bir ses, o kadar usta bir yorumcu ki, bakın şimdi orkestraya nasıl, bir saniye beni dinleyin diyor, bakın. İzleyin şimdi. Öyle bir girmiş ki hani ritmi falan tamamen iptal. Feraye'dir. İzleyin. Tamamen göğüs sesiyle şarkı söylüyorlar yalnız. Feraye, fear yandım aman, esmer yarim de. Yani tamamen göğüs sesi. Onlara göre tamamen göğüs sesinde şarkı söylüyorlar. Çünkü Müzeyyen Senar'ın bu daha yaş olarak ilerlemiş bir dönemi. Ses biraz daha pesleşmiş doğal olarak. Arkadaşlar yaşlandığınız zaman sesiniz biraz pesleşmeye başlar. Bu doğal bir şeydir. Size çıkarken ki şu diyafram baskısına bakar mısınız? Müzeyyen Senar'ın bakın. Yani tamamen diyaframın üzerine doğru baskısını yaparak sesi daha kuvvetli çıkarmak için bakın nasıl sesi öne alıyor bakın. Bakın. Bak. Şuradaki yaptığın zaten parmağını da kaldırıyor bakın dikkat edin. Bu hareketler. Feraye. Yani bir diyafram baskısı olduğu zaman vücudunuzda ya ayağınızın parmağınızın üstünde durursunuz ya parmağınızı açarsınız ya bir yere bastırırsınız. Burada diyafram baskısıyla beraber sesi kuvvetlendirdiğini görüyorsunuz. Bakın. İzleyin. Yani şu el atmaları görüyorsunuz değil mi? Bunların her biri diyafram baskısını nerelere yaptığını size gösteriyor. Bakın izleyin. Bir yar buralarda artık normal çünkü pes tonlarda bu kadar anormal basmanıza gerek yok. Ağız açıklıklarına bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu şarkıcılar sadece mikrofonla yetişmemişler çünkü fasıl yapmışlar, mikrofonsuz fasıl yapmışlar ve ağız açıklığıyla şarkı söylemeye o kadar alışkınlar ki yani volümlü şarkı söylemeye çok alışkınlar. Bu nedenle de o alışkanlıkları yıllar geçse de hiç bozulmuyor. Bakın bir Feraye türküsünü okurken ki ağız açıklıklarına bakın Müzeyyen Senar. Ya inanılmaz güzel ya. Açıklıkları görüyorsunuz değil mi? Bakın türkülerde nasıl ağız açılıyor görün. Bazıları böyle ip gibi söylüyor ama Feraye. Böyle ip gibi kalıyor ondan sonra. Bakın usta sesler nasıl kullanıyorlar. Müthiş. Müthiş ya, müthiş. Yani iş sadece şarkı söylemek değil, nasıl bir dansla beraber, o zeybek dansıyla beraber sahnenin ne kadar büyüdüğünü, ne kadar ihtişamlı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Artık hiçbir şey yok, yani arkada 4-5 tane sarı ışık yanıyor. Ama o dans eden bütün gözler
o dansın üzerine öyle bir büyüleyici şekilde dönmeye başlıyor ki sahnedeki kişi kocaman oluyor, kocaman. Of! 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 Müthiş ya, ya müthiş, müthiş de şarkıcılığın, dansın, yani bir türkü bu. Türkü hani dans, çünkü bizde genelde artık şey olarak algılanıyor yani, dans edenler popçular. Yani arkaya dört dansçı al, çık televizyona, coştur ortalığı. Oysa ki bizim bir halk kültürümüz var arkadaşlar Türkiye'de. O kadar çok dans var ki, o kadar farklı halk oyunları var ki, her biri birbirinden güzel ve hepsi sahne için. Resmen sahne için bir şov. Özellikle türkü söylüyorsanız mutlaka halk oyunlarıyla ilişkili bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Müthiş faydası var çünkü sahneyi öyle bir dolduruyor ki inanılmaz yani. İnanılmaz yani, şu parçayı Müzeyyen Senar mikrofonun önüne alıp rahat rahat da söyleyebilir, ama bu enerji geçer mi bize acaba? Bu bizdeki bu coşkuyu yaratabilir mi? Bak bak. Of. Yorumu bırakmış vallahi müthiş. Ya minicik bir yorum bile bu kadar. Baksanıza çok lezzetli ya. Bu tür yorumları çok duyamazsınız ha. Yani artık bizim çünkü türkülerimizin içine ve sanat müziğimizin içine çok fazla arabesk vardı. Abuk subuk böyle nameler duyarsınız artık. Yeni sesler böyle şeyler yapıyorlar. Bakın bu nameleri kapın ha. Çok acayip işler yapıyor gerçekten. Bak. Dümdüz bir ses ama ne kadar etkileyici. O koma. İnanılmaz lezzetliymiş. Hafif çarpmayla geçen gün ben bakın. Çok güzelmiş ya. Ağız açıklıklarını inceleyin. Bakın ben artık söylemiyorum. Kendiniz bakın bunlara. Of! Böyle böyle söylüyorlar. Kuvvetle kuvvetle. Ve diyafram hep deske. Dans ederken de o diyafram sürekli çalışıyor. Of ya, hakikaten muhteşem. Yorumu eşsiz, onu söyleyeyim ya. Yorum eşsiz bir yorum gerçekten. Of! Bakın arkadaşlar, bu minik numaraları kapın. Çok lezzetli işler var. İşte o küçücük name var ya, o küçücük name adamı yerinden zıplatır. Bu küçücük nameler. Diyorum yani son dönemde böyle ses cambazları var. Tamam güzel de bakın bu bir ses cambazlığı. Bu daha bir usta bir ses cambazlığı. İzleyin. Çok klas bir hareket. Klas. Eğil kalk. Çok şıkmış ya. Çok güzel bir kayıtmış gerçekten. Müthiş. Dinlemek lazım işte arkadaşlar. O nedenle diyoruz yani, çok dinleyin. Çok yorum dinleyin. Feraye'yi bir sürü kişiden dinleyebilirsiniz. Yani çok bilindik bir türküdür. O çok acayip güzel numaralar var içinde.